Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Mehmet Özer'le Mutfaklı'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, yine muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor. Çünkü çok değerli iki tane konuğumuz var. Sevgili Algı Eke, sevgili Nergis Öztürk, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle çok güzel sohbet edeceğiz, rahat rahat yemekler yapacağız. Ve ortaya bence çok güzel sonuçlarla çıkacak. Ama öncelikle bana ne getirdiğinizi merak ediyorum. Algı, ne getirdin bana? Milföy. Çok açık ve net oldu. Algı, kime? Sana bana. Ay çok iyiydi. Evet. Hani bakacağım. Ne kadar açık sözlü çıktı. Sabırsız açık sözlü. Milföy dedi ve hakikaten... Ve kazandı. Peki, evet. Sen hamur getirdin. Sen o zaman hamur işi seviyorsun. Çok seviyorum ama çok az yiyorum. Evet tamam, bugün malum. Bir istisna yapacağız madem tabii getirdin. Ki. Aynen, sizin bir güzel elinizden. Hamur işi yapacağız. Peki Nergis, sen ne seviyorsun? Ben ne getirdim? Ne getirdin acaba? Bakalım. Bakalım bundan ne yapacaksınız? Bakalım ne yapacağız? Ben bağlandıra anlatayım. Anlat. Madem bu kadar, demek ki bayağı önemli bir malzeme Nergis için. Çok güzel tahmin edin ne getirmiş olabilir. Bir şey söyleyeceğim, yani bu kadar bağlandırdığına göre ben tahmin bile edebilirim ama yapmayacağım. Çikolata, dünyanın en güzel şeyi. İşte gerçekten yani. Gülenay, sen de bugün evet, çok şanslı bir bugün cidden. Sen de mi çok seviyorsun? Ben hem yiyebiliyor muyuz? Kullanmayı çok seviyorum. Hem tatlı da yapacağımız için. Evet, o yüzden de. Dünyada benim hayatımda bana da sorsan, dünyada en çok ne seversin diye çikolatalı tatlılar severim. Evet ben ya. Başka tatlı ilaç o kadar aram yok ama çikolatalı tatlı olunca benim için de hayat değişiyor. Çikolata da çok seviyorum. Evet, ben yutkunmaya başladım bak. Ben de yutkunmaya başladım. Artı hamur işi de çok seviyorum. Ben de azemeye çalışıyorum ama bugün yiyeceğim. Evet. Süper. Ne yapacağız? Bir konuşalım biraz sen. Konuşalım o zaman. Gizli. Tamamdır. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Malzemeleri getirmeye başlıyoruz. Hazırlıyoruz. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi bir anda bu konu şenlendi. Kaldırdık. İşte televizyonun böyle mucizevi. Evet, evde olsa böyle bir anda bu kadar malzeme bir anda olmuyor. Gelmez belki ama. Evet. Biz bu kadar malzemeye getirdik. Evet. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi sen milföy hamuru getirdin ya. Evet. O milföy hamurundan harikulade bir talaş böreği yapacağız. Nefis, bol etli, bezelyeli, içinde mozzarella'ların olduğu, havuçların, pırasaların olduğu bir çarşılı bir talaş böreği. Talaş böreği böreklikten çıkacak. Onun altına bir sos yapacağım. O sosu da böyle yoğurt, dereotu, nane, biraz sarımsak, biraz domates rendesi, biraz da o etin kendi bıraktığı pişme suyundan da içine ekleyeceğim. Ve ortaya nefis bir sos çıkacak, beraber servis yapacağız. Gülenay müthiş bir Alman pastası evet. yapacağım. İçi dışı bol çikolatalı Alman pastası yapacağız. Parça çikolatalar da olacak içinde. Parça çikolatalar da olacak, gerçekten çok lezzetli olacak. Ben hemen hamurumla başlıyorum. Sen hamurumla başla, ben de içiyle başlıyorum ve artık bir sohbet hem yaparım hem de sohbet ederiz diyorum. Öncelikle şeyden başlayalım. 10 saniye. Evet. Evet, yeni oyununuz. Evet. İlkinde oynadınız bildiğim kadarıyla. İki oyun oynadınız. Biraz anlatın bakalım hadi neymiş 10 saniye. Hanginiz anlatacak? Sen. Ben mi anlatayım? Peki, bu zor yerden mi sordun? Çok güzel anlatıyor. Ben çok... zor oluyor böyle şey olayın çok içinde olunca. Ne anlatıyor deyince birden kala kalıyor insan. Ben bir öğretmen oynuyorum. Çok prestijli bir kolejin rehberlik öğretmenini. Evet. Ve bir 16 yaşında bir çocuğun okuldan atılmasıyla başlayan bir hikaye. Dolayısıyla çocuğun annesi rehberlik öğretmeninin odasına gelip
çocuğunu okula geri aldırmak için elinden geleni yapıyor. Elinden gelen her şeyi. Çirkinleşiyor mu bu arada? Çirkinlikler, hakaretler. Çirkinlik olsa sadece keşke. Ve iki kadının savaşını aslında ilk başta sakin başlayan, gittikçe tırmanan, sonra tekrar düşen ve aslında bir çocuk için olduğu varsayılan iki kadının böyle sandığı ama kendi... Ama bir şey ego savaşı mı dönüşüyor? Evet, kendi... Kadınlar arasında. Kendi savaşlarına dönüşüyor. Kendi savaşlarına dönüşüyor. Dolayısıyla böyle bir oyun. 10 saniye erdi, ışık yazdı. Şimdi söyleyince hakikaten şey... kulağa da enteresan gelen bir oyun yani. Evet, evet. Yani özellikle eğitim sistemini de o anlamda sorgulayan... Değil mi? Çocukları bu anlamda bu kadar yüksek rekabetin içine sokmanın ne kadar büyük ruhsal problemler yaratabileceğini. Bir de şey de anlıyorum burada. Yani hani öğretmenlik müessesesi, annelik müessesesi ve hani birazcık onları da sorguluyoruz herhalde, evet, değil mi? Evet, yani öğretmenlik ve annelik bizim toplumumuzda ve dünyada da aslında kutsal sayılan, evet, meslek gruplarından ama acaba bunu bu kadar genellemeli miyiz? Bunlar kutsal diye o insanların... Herkes kutsal mı? Herkes her öğretmenliği de. Herkes kutsalmaya kadar gidiyor. Yani o açıdan evet. Sonuçta anne biraz patolojik bir anne. Söyle misin? Evet. Yani. Sen gerçek hayatta da bir annesin. Yok, öyle değil. Hayır, gerçek hayatta da patolojik. Gerçek hayatta da patolojiyim. Çocuğum var, çocuğumun anne. Evet, gerçek hayatta da anneyim. Annesi, onun için sordum. Evet, evet. 5 yaşında bir oğlumuz var. Evet, buradaki anne patolojik bir anne. Ama yani hani oyunu şimdiye kadar izleyen seyircilerimizden de ve bize gelen yorumlardan da yani böyle anneler ya da bu tarz öğretmenlerden çok var. Özellikle var bu ya. Eğitim sistemi içinde. Çocuk, bir şey söyleyeceğim yani hakikaten çok sorgulanması gereken bir eğitim sistemi var. Yani çok. Bu kadar çocukları, evet, zorlayan, bu kadar bir yarış atı gibi görüp yani ve çok küçük yaşta başlayan bir... Evet, mesele zaten çok küçük yaşta başlıyor olmaları. Hani üniversite imtihanı zamanındaki çocuğu anlayabiliyorum. Evet, okey yani o. Onun bir anlamını var yani artık 17 yaşında, 18 yaşında bir bireyden bahsediyoruz. Ama bu küçük yaştaki bu sistem hakikaten bir şey. Evet, yani sıkıcı. Anneler ve babalar ya aileler karar veriyor çocuğun hayatına aslında. Kesinlikle. Yani evet, buradaki mesele. Sen de bir anne olarak konuş. Yani, aileler yarışıyor aslında bu arada, çocuklar değil. Aynen, yani aynen. Özellikle tabii. Annelerin yarışlarına aynen. Ben şahit oluyorum. Yani 13 yaşında benim oğlum. Aa, işte ha, seninki tam senesinde. Evet, yani benimkisi tam en şu anda. Sene. Ben ona, evet, şahit oluyorum. Bayağı aileler yarışıyor. Evet, evet. Yani bu çocuk, yani burada atladığımız, yani oyunun da sorguladığı, hani çocuğun bir büyük bir olay gerçekleştiriyor ve okuldan atıyor ve bunun üzerine anne okula geliyor. Deniliyor. Ve rehberlik, hı-hı, öğretmeni de çocukla çok yakın ilişki kuran bir rehberlik öğretmeni. Okulda şey bir okul değil mi? Herkesin girmeye zorlandığı tabii, bir okul. Tabii tabii. Yani böyle yani işte ülkenin mi diyelim en prestijli okullarından bir tanesi. Ve evet, dolayısıyla hani burada çocuk için başlayan mevzu artık bambaşka bir yere dönüyor. Yani hani burada en es geçilen yani sorgulanan mesele yani çocuk nasıl mutlu olacak aslında? Evet. Ya da aslında ona sorsaydık ne olurdu? Hiç soruyoruz ki. Yani o hiç sıfır. Seninkinin var mı şey iddiası? Bu yani şöyle, benim oğlum sporcu, spor, hı, yapıyor. Mesela bizde de şu anda yaşadığımız durum şu, sınava girecekleri için önümüzdeki sene okul inanamıyor bizim onu zorlamamamıza. En sonuncu toplantıda şöyle bir şey dedi. İnanamıyor, okul sizi zorlamamanıza. Evet, dedi ki yani siz zaten daha farklı bir veli profilisiniz. O yüzden dedi biz şey yapmıyoruz hiç sizinle. Muhatap olmuyoruz sizi. Teşekkür ederim, oldu o zaman. Yani çünkü seneye neye gireceğini aslında bilmiyoruz. Değişik, evet, bir eğitim sistemindeyiz biz. Bir devam değişiyor ya. Evet, devamlı sürekli değişiyor. Her sene değişiyor bir şey. Evet, evet. İmtihanların ismi de değişiyor. OGS. Değişiyor tabii. Evet, her şey değişiyor. Ve o bir senenin sonunda da gerçekten o gün herhangi bir şey olabilir. Ve geçmişe döndüğüm zaman da geçireceğim o 1,5 seneyi kötü geçirmek istemiyorum ben oğluma. Ne güzel, ne şanslı bir çocuk. Çocuğum olmasa rağmen bayağı hakimim bu konulara. hangi sene neye girilir, neye girilmez bayağı alanlarda hakimim. Bu arada ne yaptım anlatayım mı? Evet, evet, orada müthiş şeyler oluyor. Şey evet, yapıyorum, ben buna bayıldım. Tık tık. Ya ben hep... Ben de özeniyordum değil mi? Gel dene. Ve bize bakarak kesiyorsunuz. Gel dene, gel dene. Deneyim mi? Gel. Ama bize bakarak kesiyorsunuz. Ya şu soğan daha zor mu? Şu parasıyla denettim. Şey var mı? Yani böyle hiçbir evet, şey yapmıyormuş gibi. Harika bir şey. Bak şimdi şöyle göstereyim, bunu kesmesi daha kolay olur. Şimdi şunu şöyle yaptık ya, ikiye böldük. Şunu, evet, buraya koydum. Evet. Ellerimi şöyle yapıyorum. Evet. İçe doğru bükük yapıyorum ki parmağımı kesmeyeyim diye. Tamam. Yoksa hani böyle yaparsam, böyle tutarsam parmağımı kesme riskim var. Şöyle yaparsam yok.
Şöyle yaptım ya, bıçağı getirdim, indirip kaldırıyorum. Bir dene yavaş yavaş da bir dene ama... Ama ben tık 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 yapmak istiyorum. Artesi kısmı. Yap, önce sağa yap mutfakta. Önce şöyle. Güvenli. Evet. Üst tarafa. Oldu işte. Gayet güzel oluyor işte bak. Ama şu an o kadar heyecanlandım ki hocam gibi oldunuz. Şey yani sınava giriyormuş gibi hissettim. Bak oldu işte. Algı, nasıl boyun? Bak dikkat et. Ama dişicim konuş bana Allah ama ben onu yapmak istiyorum. Allah muhafaza ya. Ben onu yapmak bak, istiyorum. Bak oluyor işte oluyor. Dur şurada hocam bu çok büyük oldu ya. Olsun olsun bir şey olmaz. Nasıl, oyununuz nerede? Ne yiyecek? Sizin Instagram hesabınız nedir? Bize de bilgi lazım. Çok iyi. Yeri gelmişken ben sana oyunun Instagram hesabını söyleyeceğim. Tamam. Şeyi hatırlatıyorum önce, bizim Instagram hesabımız, bu evet. Sohbetleri kaçırmak istemiyorsanız kaçırmayın. Ya da detaylı tarifleri kaçırmak istemiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bizi Instagram ve Facebook'tan takip ediyorsunuz. Nasıl? Mehmet Özer'le Mutfakta hesabından, Instagram ve Facebook. Kaçırdığınız bölümler, tüm detaylı tarifler ne zaman? Program bittikten sonra hemen Fox.com.tr'nin internet sitesine yükleniyor. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık Nergis. Bak yapabildi gördün mü? Ben çiğ yiyebiliyorum. Ama diğerlerinden ayrılıyor. Şey olmaz ya. Tamam. Hepsi şeyin içinde. İçinde karışacak o. Eriyecek yani şu tavanın içinde. Bu arada hamurunu yoğurdum. Ahmet pastasının bir hamurunu anlat bakalım. Evet. Öncelikle olabildiğince aslında yumuşak bir hamur elde ediyoruz Alman pastasına. Çünkü bir ekmek hamuru evet, yapıyoruz. Evet bir ekmek hamuru yapıyoruz. Yani böyle ele yapışmayan bir hamur yaparsak orada tıkış tıkış bir poğaça elde ederiz. O da hiç istemediğimiz bir şey bizim. Mayalı bir hamur yapıyoruz. Mayalı bir hamur yapıyoruz. Biz bugün yaş maya kullandık. Evet. Ama kuru maya da kullanılabilir. Hiç sıkıntı değil. Birazcık ılık süt, birazcık ılık su. Özellikle ev hanımlarının da tabiriyle o artık aldığı kadar un kısmı. Kulak memesi evet. Kıvamı. Ama şey ürkütmesin, şunu söyleyelim insanlara. Hamur birazcık cıvık olacak. Evet cıvık olacak yani. Korkmayın tutmayın. Ele yapışır daha çok bir şekilde ona. Olacak. Daha fazla da un eklenmemesi gerekiyor. Dediğim gibi aksi durumda da böyle katı olur. Şimdi böyle bir 15 dakika falan mayalandıracağım. Zaten burası çok sıcak olduğu için çabuk hızlıca mayalanacak. Bu arada da o mayalanırken de hemen çikolatalı kremasına geçeceğim. Muhteşem o çikolatalı krema derken ben kendimden geçiyorum. Ben de şöyle bir döküm tencereyi ısıttım. Yüksek bir ateş lazım bana. Birazcık etleri kavurarak başlayacağım. Yüksek ateşte daha sonra sebzelerini ilave edeceğim. Sebzelerle beraber pişireceğim. Salçasını vereceğim. Ben birazcık et suyu vereceğim üzerine. Defne yaprağı ve taze kekik katacağım içine. Birazcık da ben farklı bir şey katıyorum kendimden. Bir parça da pekmez koyacağım içine bu yemeğin pişme suyunun içine. Evet. Ortaya da denerseniz, yani izleyiciler de denerse ortaya çok az olmasına rağmen çok lezzetli bir sonuç çıkacak. Ne yiyorsunuz? Peynir. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Ben bu ara... Acıktınız mı? Aç konu çok seviyorum. Şu an gerçekten açım yani. Peynir yiyor. Ve çikolataları en uzak köşeye koydum. Bilhassa kaçırdım. Ben gidemiyorum. Kremaya yetmeyecek yoksa çikolatalar. Evet. Bu ara şey... İzlemiyordum ama şimdi en sevdiğim şey yemek programı. Peki bir şey soracağım. Evde yemek yapıyor mu ikiniz de? Ben yapıyorum. Ben de yapıyorum. Bir de çocuk var artık. Tabii çocuk da var. Bir de artık ekmek falan o tarz şeyler de yapmaya başladım. Sen ne yapıyorsun evde? Ne yemek yapıyorsun? Yani şey yapıyorum genelde. İnternetten tarif bakıyorum bir şey merak bir ettiğim zaman. Ne yapıyorsun? İnternetten tarif bakıyorum. Garip bir şekilde de yapabiliyorum yani. Niye yapamıyorsun canım? Ben yapamayacağımı düşünüyordum ama yapıyorum. Çok atma deme bir şey değil yemek yapmak esasında. Yani... Ya hakikaten roket yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Alt tarafı yemek yapıyoruz ama. Ama işte öyle demeyin öyle ya. Olmuyor. Yani çok ciddi bir şey yani o. Annem hep şey derdi, bizim evde hep yemek pişen bir evde büyüdüm ben. Hı-hı. Mutlaka akşam yemeğimizde hani hep o tam klasik Türk usulü çorbasıyla işte evet, ana yemeğiyle. Eski sofralarda hep her şey olur ya. Evet bir yani. Bir zeytinyağlı bir çorba, bir ana yemek, bir pilav, olur. Makarna, salata. Ve annem çalışmasına rağmen yapardı yani. Bana da hep şey derdi, ben bu çocuklardanım, o her şeye koşturulan yarış atı çocuklardan. Sen o jenerasyon. Ben o jenerasyonum. Ben de öyleydim. Ben de hep derdim ki hani hiçbir şey öğrenemiyorum. Yok öyleydim hakikaten. İşte hafta sonları yüzmeye gider, hafta içi piyano dersi aldırılır. Ondan sonra oradan okula falan böyle bir çocuktum. Maalesef keşke olmasaydı ama. Annem şey diyordu, merak etme annesi güzel yemek yapanlar... o şeyin oluşur diyordu %100 yani. %100.000 katılıyorum. Elin lezzeti. Yapmasan da gözünü görüyorsun. %100.000 buna katılıyorum. Çok evet. Doğru bir şey. Yani bir de öyle bir evde büyüyünce yani güzel yemek yenen, iyi yemek evet, yenen evet. Bir evde büyüyünce mutlaka geçiyor bir yerden bir şekilde. O da öyle diyordu. %100 katılıyorum. Bir de şey derdi siz onaylar mısınız bilmiyorum ama pilav yapmasını becerirsen her şeyi yaparsın. Onaylar yok evet. Çünkü... İyi bir Türk pilavını tutturmak da hakikaten zor bir şeydir öyle yani. Öyle derdi. Onu yapan her yemeği de yapar. %100 katılıyorum. Ben birazcık
sıvı yağ içinde etlerini şöyle birazcık kahverengine gelene kadar kavuracağım. Daha sonra sırasıyla soğanlar, pırasalar ve havuçları koyacağım. Salçasını koyacağım. Biraz da salçayı kavurduktan sonra sularını vereceğim, sıvı malzemesini vereceğim. Ve pekmezli et suyu o da. Sonra pişmeye bırakacağım ve birazcık etler ve sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar şey yapacak. Nasıl yapacağız? Ben ne yaptım? Şekerimin yarısıyla sütü şu anda kaynatıyorum. Diğer tarafta da yumurtaların sarısını, ununu, kalan şekeri hepsini ekledim. Sütünü, şekerle... Süt ve şeker kaynatıyorum. Şekerin yarısını. Diğer malzemeleri de yani un, yumurta sarısı, vanilya, diğer kalan şekerin hepsini bir karıştırdım. Şimdi birazcık böyle hafif süt vererek açıp kaç yumurta sonra, sarısı var bundan? Bunda şu an yok, bir tane değil. Bunda üç tane yumurta sarısı var. Güzel bir pastacı kreması yapıyorsun. Evet. Gerçek tekniğiyle bir pastacı kreması kesinlikle yapıyorsun. Basit de oluyor aslında. Hiç gözleri korkmasın. Yok, korkacak bir şey yok yani. Güzel çırpmak önemli, yedirmek önemli. Ondan sonra onu soğumaya bırakacaksın. En son içerisine çikolatalarını ekleyeceğim. Ve üzerine de yine böyle çikolata kremayla bir sos hazırlayacağız. Ve üzerinde gezdireceğiz. Ben bunu evde deneyeceğim kesin. Sen bu kadar çikolata seven bir insan olarak bir taraftan kremamız oluyor, bir taraftan etimiz oluyor. Biraz sonra milföyleri açacağız. Sana doldurtacağım milföyleri. Sen getirdin. Tamam. Talaş böreklerini. İnşallah becerebilirim. Tamam. Becerirsin ya. Ekmek yapıyor musun evde? Yapıyorum. Yani yapıyordum. Bir süredir yapmıyorum ama yapıyorum. Pratik bir şekilde yapacağız. Böyle bir kasenin içine milföyleri koyarız, iç harçlarını koyarız. Birazcık tabii soğumasına yıkayacağız. Artık etlerimiz güzel bir renk almaya başladı. Taban dibinde güzel kalıntıları görüyoruz. Kokusu bunlar istediğimiz bir şey. Yani. Kokusu da çok güzel olmaya başladı. Şimdi artık işin içine bu kestiğimiz, senin kestiğin soğanlar, pırasalar. Büyük parçalar. Gözlerimiz nasıl yaşarmıyor? Ben soğan... Biraz önce bilmiyorum. Pırasa yoksa... Esas senin yaşardın mı şimdi keserken? Hayır ama pırasayı kesiyordum. Soğan keserken yaşarmadım. Yaşamıyor benim. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi keskin bıçak kullanmak. Çünkü keskin bıçak kullanırsanız o soğanın çıkacak suyu ve kokusunu daha az hissediyorsunuz ve gözünüzün yanmasını engelliyor. Yani bunlar kullanmanın en önemli şeylerinden bir tanesi keskin bıçak. Yani sulanmayı azaltma etkilerinden en önemlisi. Soğanlar girdi, etleri birazcık tuzlamıştım, biberlemiştim zaten. Şöyle bir karıştırıyorum onu da. Burada bütün mesele yanması. Yanması soğanlar, yanarsa acı olur. Şimdi kıstım altını. Şimdi artık bu bolca pırasa ve havuç var. Bu mevsimde pırasa kullanmayı çok seviyorum, çok lezzetli bir sebze. Ben de çok seviyorum. Ve bütün yemeklere ekstra lezzet katıyor, çok inanıyorum ona yani. Siz evde yemek yapıyor musunuz? Yapıyorum, hep yapıyorum. Siz kendi yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Hiçbir zaman şey kalmıyorum. Aç kalmıyorum. Zaten beğenmiyorsunuzdur değil mi dışarıda? Ya o kadar değil ama çok dışarıdan yemek söylemeyi kendim yapınca sevmiyorum. Yani dışarıda iyi lokantalara gitmeyi falan seviyorum. O başka bir şey ama hani o dışarıdan gelecek o hazır yemekleri zaten kendim de yaptığım için mümkün olduğu kadar söylemiyorum yani. Ne güzel. Bir de kış şimdi ya çok şeyle ben tüketiyorum. Çorba yapıyorum çok evde. Tek öğün çok doyurucu çorbalar yapıyorum. Yani tek yemek gibi. Böyle çorbayla mesela bir öğüne atlıyorum yani. Çünkü ama onlara sadece çorba denmez. Denmez. Yemek gibi çorba yapıyor. Yani çorbaların meşhur yani. Çok yani güzel oluyor ama ya. Kışın çorba ben de çok bayılıyorum güzel bir şey çorba yani. Aynen. Evet. Şimdi bunu da koydum. Şöyle bir hafiften mutfak tabiriyle terletiyorum bunları sebzelerimi. Etleri kavurduk mu şimdi terletme aşaması. Şöyle peki döküm tenceresi olmayan birisi efendim için yani diyelim normal tencerede de olur. Oluyor. Yeter ki tencereyi birazcık önceden ısıtalım. Çok ısıtma aynen. Ya bence zaten çelik tencerede güzel kalın tabanlı bir çelik tencerede aynı işleri görür. Hiç bunlar fark etmez. Çok güzel oluyor ama dökümler ya. Yani çok şart değil döküm olması. Ben var diye elimizde kullandım. Şimdi çok azıcık daha tuz karabiber koyuyorum. Peki iyi yemek uzun sürede pişen yemek midir? Ya yemeğin cinsine bağlı. Bazı yemek emek ister. Öyle diyorlar ya. Kısık yani, ateşte ve kısık uzun ateşte süre. Şimdi normalde vaktimiz olursa evde yapacaklarca söylüyorum. Bunu yapacağız ya şimdi. Salçasını da koyacağım. Ve salçasını da koyduktan sonra suyunu da verdikten sonra bunu bence minimum 1,5 saat pişmesi lazım. Demlene kısık ateşte 1,5 saat pişmesi lazım. Sonra güzel soğutmak lazım. Yani evde vakti olanlar şu harcı 1,5 saat pişirsinler. En son bezeleleri de ben önceden haşladım. Vardı hep bende duruyor dolabında çünkü. Sonra buzlu suda beklettim. Şu renkleri böyle yeşil yeşil talaş verenin içinden çıksın diye. Kahverengi olmuyor o zaman. Evet bakın yani bir tane tadına bak hem pişmiş hem de şey. Güzel. Hem kıvamında ve lezzeti kaçmamış. Yiyor musun hepsini? Hepsini yer misin? Baktık bezelye yok sonunda. Evet şöyle bir şey yapıyoruz. Salçanın da şu kavrulma kokusunu hissediyorum artık o yanma kokusunu. İçine
Şöyle 3 saat sonra çıkaracağız bunları. Dallarını çıkaracağız yani. Taze kekik. Bir tane defne yaprağını da attım. Bir tane şu pekmezi koyuyorum. Pekmez. Ama gördüğünüz gibi çok az. Böyle çok pekmez değil. Evet. Çok şekerli bir şey olsun istemiyorum. Şimdi et suyunu koyuyorum. Fark eder mi ne pekmezi olduğunu? Üzüm, durdu. Ben üzüm kullandım. Yok fark etmez. Evet şimdi birazcık bana birazcık şöyle su koyacağım ve kapatacağım. Ya kapatacağım dediğim kapağını kapatacağım, kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Biraz da normal su. Sonra çünkü suyu süzeceğiz, şeyde kullanacağız. Böreğin sosunda kullanacağız, yoğurt sosunda kullanacağız. Biz şu an harç yapıyorsunuz. Şu anda harcını yapıyorum. Ve bunun da kapağını kapatıyorum arkadan, alıyorum. Altını da kıstım. Artık bu süper. Yumuşayıncaya kadar, bütün sebzeler homojen bir kısma gelinceye kadar devam edecek. Bir taraftan da sosa da başlayabilirim şimdi. Onun için de şöyle bir kaserolüm var. Sosu dediğim gibi etin bıraktığı suyu en son içine ekleyeceğim. Ama öncelikle çok azıcık un koyuyorum. Birazcık yumurta koyuyorum. Yani bir tane birazcık bir dediğim. Un da 2 kaşık gibi falan. Gibi. Oldu. 1 kaşık yok hatta. Yok. Daha az. Neden soruyorum bunu biliyor musunuz? Bazen böyle yemek tarifi, yani o yemek tarifleri mesela su bardağı. Hangi su bardağı? Esasında bence yemek tariflerinde verilecek bardak ölçüsü veriliyorsa... Klasik yani bardak öyle ölçüsü olmalı. Çünkü yani bazen oradan tutmuyor. Bu, bak bu da su bardağı. Evet bu da su bardağı. Ama evet, yani şu bardak ölçüsü ideal bir bardak ölçüsü. Şimdi yoğurdunu da koydum. Yoğurt, yumurta, tuz koyacağım içine. Karabiber koyacağım. En son dereotu ve taze nane koyacağım. Bayılıyorum. Çok fazla yutkunuyor muyuz? Evet. Galiba öyle bir şey oldu. Dereotu ve şeye bayılıyorum. O da çok güzel bir hafif böreğe de hafif katacağım. Bayılıyorum. Şimdi domates sosunu da koydum. Domates sosu dediğim domates rendesi. Normal domates rendesi yani. Şimdi çırpma teliyle çırpacağım bunları. Var mı çırpma telimiz? Var. Aldım. Bunu şimdi unla yumurtayı hepsini birbirine yediriyorum. Bunu ocakta çok kısık. Ay çok kısık ateşte. pişireceğim. Birazcık et suyu girecek şimdi içine. Etin kendi bıraktığı su. Bu sos. Bu sosu olacak. Süper. Evet, bunu da koydum. Bu arada ben kremayı hazırladım. Krema da hazır. Şöyle bir şey yapalım mı? Şunun birazcık pişmesi gerekiyor. Ve birazcık soğuması gerekiyor. Sonra soğuduktan sonra suyu lazım bize. Bunun içine koyacağız. Piştikten sonra şöyle bir buraları da toparlayalım. Tamam. Şöyle bir ara verelim. Oradan devam edelim. Aynen. Tamam. Tamamdır. Birazcık etlerimizi pişirdik. Biraz ortalığı toparladık, pişirdik. Ortalığı toparladık, etleri pişirdik. Ayrı bir kaba aldım ki soğusun diye, çok mitfeye bunların kıvamını bozmasın diye. Şeyini süzdüm, o pişme suyunu süzdüm. Tamam. Şimdi o pişme suyundan, bu yaptığım yoğurtlu sos vardı ya, yoğurtlu, yumurtalı, unlu ve domatesli sos vardı. Onun içine birazcık bir karıştırıp içiyorum. En son aşaması, biraz da sarımsak koyalım içine. Sever misin sarımsak? Bayılırım. Nefis kokuyor şu an. Bayılırım. Sosumuz da yani başlı başına çorba gibi lezzetli olacak, onu söyleyeyim. yani bunu çorba diye içebilir misiniz esasında? Zaten börek de bence sadece börek olmayacak. Börek de başlı başına bir yemek olacak. Şimdi birazdan algıyı senin yanına alacağız. Bu arada şeyi de hatırlatalım değerli izleyicilere. Evet, fırına verdik. Mayalandırdığımız şeyleri küçük toplar haline getirdik. Küçük toplar haline. Alman pastası hamurlarını. Zaten söylemiştik bir mayalı hamur yaptık. Normal bir mayalı ekmek hamuru yaptık. Üzerine herhangi bir şey sürmüyoruz. Sürmüyoruz. Zaten daha sonrasında çikolatayla kaplayacağız zaten. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz şu anda. Peki, bu sos burada hafiften pişe dursun. Tamam. Algı seni böyle alayım. Getirdiğim bir hamurlarını kullandırmak için. Tamam. Ben hemen çünkü iç harcının içine. Birazcık da bezelye koyuyorum. Öyle olacağı, mi? Yeşil yeşil de gözüksün diye. Olur. Birazcık da rendelenmiş mozzarella koyuyorum tutsun diye. Çok azıcık da parmesan da rendeleyelim hadi içine. Ve iyice bir lezzet. Yemiştim ama. Lezzetler patlasın iyice. Bunu da koyduktan sonra... Şimdi bunu bir karıştıralım kaşıkla. Pardon. Sen bir fölleri vereyim mi sana? Olur, alayım artık. Evet. Buyurun efendim. Algı hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım, heyecanlıyım. Tamam, şu an. Ben de bunları böyle bir karıştırıp yediriyorum ki hepsi. Çok güzel. Homojen bir iç harcımız olsun. Birazcık. Kaç derece fırında pişiyor şu an? Şu an normalde 180 derece iyidir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırın iyidir. Ama tabii bu fırının derecelerini çok net söylemek çok zor. Çünkü herkesin fırına göre de yavaş yavaş açacağım. Okay. Şimdi bakıyoruz. Bak seyret Nergis. Evet. Partnerin ne kadar güzel talaş börekleri yapıyor. Perfect.
Şöyle. Harika talaş börekleri yapıyor. Evet. Onu açtık. Bunu tamam. Açtık. Tamam. Şimdi şurada kendime bir çukur yapmak istiyorum. İçini doldurup daha kolayca daha kapatalım diye. Tamam. Evet. Bunu vereyim mi? Olur, onu da alabiliriz. Artık. Tamam, aldım. Konuklarımızı çalıştırıyoruz. Şöyle. Bu çok pratik bir yöntem. Evet, bu o yüzden böyle bir şey denedik zaten evet. Ki daha kolay bir şekilde. İçine birazcık koyacağım. Bakayım. Evet. Çok cimri davranma ha. Tamam. Aslında niye talaş böreği demişler ki, ne saçma yani. Niye bence biliyor musun? Hı? Piştiği zaman böyle milföy yani kabarıyor ve talaş gibi oluyor. Kestiği zaman böyle çıtır çıtır çıtır. Daha alır. Ondan da dolayı bence. Şöyle, herhalde öyle bir. Önce zarf halinde kapatacağım. Ha? Attım hani. Meğerse bir şey uydurmuş. Mantık olarak kafamı yattım da ondan. Aman bu ne böyle diye. Bu nasıl bir şeydi? Ben de öyle uydurdum kafamdan. Aşağıdan da bir talaş tane gibi. Daha tepsi çıkartayım. Şöyle yapalım. Evet, ben de bir taraftan bir yumurta çırpayım. Üzerine sürmek için yumurta sarısı. Hızlıca. Şuradan bir küçük bir şey. Bu şey mi? Ben de konuklarla konuşayım. Sen de konuklarla konuşayım. Evet, hoş geldiniz. Bugün Algök. Talaş böreği. Mehmet Bey ve Gülen'in konuğu. Algök. Algı şef. Bugün algı şef. Bugün algı şef. Evet. Ele geçiriyormuşuz evet. Bugünden şimdi sonra. Şimdi yapıyorum. Sıra sizde. Tamam. Şöyle ben şöyle geçeyim. Yumurtanın tamam. Sarısıyla beyazını da ayarladım. Lütfen biraz onu mu? Evet. Yıllarımı mutfağa yıllar verdim. Hemen kendimi kaç. Şöyle biraz yumurta sarısı. Biraz açıyoruz. Tamam. Biraz da suyla açacağım onu. Ki daha rahat şey olsun diye. Sonra ortaya. Az bir şey tuz da koyalım onun üzerine. Çok da zevkli ya. Ben evet. Bayılıyorum. Zevkli değil mi? Yapmayı. Çok zevkli ya. Ve bence yemek yapmak gerçekten yani kendimde beni rehabilite eden bir şey. Başka bir şey de düşünmüyorum. Evet. Belki sen de öyle hisseder misin yemek yaparken? Evet. Rahat yani rahat. Gerçekten. Peki senin 5 yaşında bir çocuğun var. Evet. Ne yer ne içer o? Her şeyi yiyor çok şükür. Her şeyi yiyor. Yani evet. Şey. İştahlı yani. Da. Şöyle iştah yani hani mesela sebze yiyor. Yani brokoli, bütün sebzeleri yiyor. Yani biraz evet onun ağız tadını galiba alıştırmakla ilgisi varmış. Kesinlikle. Biz de her şeyi tattırdık yani güzel. Baştan nasıl alıştırırsan öyle giden bir şey bu. Aynen. Evet, yumurtaları da üzerine süreceğim en son talaş böreğini. Süper. Biraz da çörek otu, biraz da parmesan serpeceğim. Fırına girmeden evvel. Bu arada sosumuz da harika bir lezzete geldi. Onu da birazdan altını kapatacağım. Çünkü orada bütün mesele biraz onunla yumurtanın pişmesiydi. Zaten diğer şeyler pişti. Bir tadına bakayım onu da sadece son bir kez. Şuradan bir kaşık alayım. Yaptığınız yemeklerin tadına bakıyorsunuz bak, değil mi? Bak 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 evet. Algı bak bak bak. Algı ya. Nergis bak, görüyor bak, musun? Görüyor musun? Görüyorum. Seni oğlumu alırım. Oğlumu alamıyorum çok küçük. Olsaydı alırdım algı. Yaptım evet. Valla. Valla oldu. Ve çok zevkli. Bir tane daha. Olur. Sağlık hakikaten. Evet. Bayağı geldi. Dört tane yaptı. Daha da yapıyordu. Daha da yapıyordu. Dedim abi daha fazla vakit kaybetmiyorum artık abi. Kaptırdı gidiyordu. Bu arada muhteşem Alman pastamızın evet. Ekmekleri de çıkıyor. Ekmekleri hazır. Kremamız hazır, pastacık kremamız hazır. Hemen içerisine birazcık damla çikolatası ekleyeceğim. Bunu sıcakken eklemeyişimin sebebi erir. Tabii erir çünkü o zaman biz ağzımıza biraz evet. Gelsin istiyoruz. Biraz böyle. Of çok acayip bir şey oldu ya. Bak bak ne yapacağım şimdi ama bak 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 bak. Gel gel. Bu kadar çikolata seven insan. Evet. Ya evet ya. Ben de dedim ne zaman olacak? Nergis birazdan bayılacak çünkü. Dayanamadım. Nasıl? Yani ben kafeye buraya olabilirim. Algı dur sana da vereceğim. Yani değil mi? Biri adaletsizlik olmasın. O zaten iç acayip bir şey oluyor. Yani ben onu sade yerim bu arada. Ama yenir yani tabi. Yenmez mi ya? Nasıl? Son, nefis. Harika değil mi? Nefis. Bu arada sosumuz da hazır. Sosumuzun artık altına şey koyabiliriz. Ben bunları şey atıyorum. Fırına. Fırına atıyorum. Kendi ellerinle yaptığın dalaşma. Şimdi bu fırında 200 derecelik fırın bunun için iyidir esasında. Yeni zaten yapalım. Anlarsınız şeyinden. Bu arada şu taze nane yapraklarımızla ve şeylerle dereotlarla da en son şeyimizi sosumuzu tamamlayalım. Şöyle şunları elimin altına aldım. Çıkartıyorum şöyle.
En son talaş börekleri üzerine birazcık daha sıcakken de parmesan edileceğim. O da üzerinde eriyecek onun ısısıyla beraber. Ortaya harika bir şey çıkacak. Şahane. Şahane. Evet sen ben şimdi ne yapacaksın? Göster bir. Üst ganajını hazırlayacağım aslında. Nasıl hazırlıyorsun? Üstüne süreceğin ganajı evet, hazırlıyorsun. Evet üstüne süreceğim ganajı ganaj hazırlayacağım. Ganaj esasında Türk, yani dünyadaki en klasik çikolata klasik, kreması evet. teknikleri. Kremayı ısıtıyorsunuz. Çikolatanın üzerine döküyorsunuz. O zaten çikolatanın kendi ısısıyla eritiyor ve ortaya... Ganaj dediğimiz krema çıkıyor. Tek önemli noktası krema böyle fokur fokur kaynamayacak. Isıtıyoruz sadece. Evet ısıtıyoruz. Yani kenarlardan birazcık böyle pıtırcıklar gördüğümüz anda bizim için tamamdır. Kesilmesin diye. Çok kolay kesilebiliyor çünkü. En son biraz daha talaş böreğiyle beraber servis yaparız. Şimdi bunu da içine attım. Ve... Ben ona bakarım istiyorsan. Sen bir tane şey doldur. Görsün. Tamam. Herkes. Alman pastamızı. O zaman içine çikolataları da atıp sana bırakıyorum. Bırak bırak bana ben ayarlarım onu. Şöyle karıştırayım. Bunu da en son üzerine süreceğiz. İçinde ayrı çikolata dışında ayrı çikolata. Sen madem çikolata getirdin dedin gelsin. Biz de seni çikolataya boğuyoruz. Bomba. Hiçbir sıkıntı yok. Bir şey söyleyeyim ben de yiyeceğim ondan ya. Ye. Yani onu size verdim ama kendim yemedim. Çok içimde kaldı. Onun bir tanesi 27 pilates falan. Tabii öyle düşünmüyoruz. Öyle düşünmüyoruz ama. Öyle demiyoruz biz kendi aramızda. Bunu yiyip buradan eve kadar yürümekle. Nerede oturuyorsun? Beşiktaş. Buradan Beşiktaş'a yürünür mü? Beşiktaş'a. Sahilden. Evet. Ben sevmişim buradan Beşiktaş'a yürünür hava güzel olsa. Çok da güzel yolu var. Ya buradan yani. Eminönü sahilden git. Eminönü'nden Galata gitmişsin. Karaköy. Karaköy'den Beşiktaş. Ben çok rahat yürürüm. Bunu... Bayıla bayıla. Of o ne bak gerçekten yani. Çok güzel oldu. Evet ya. O zaman bu güzellikle beraber sizleri de buraya alayım. Öyle mi? Hadi beraber dolduralım. Ben geldim doldum. Bu arada biz doldurmaya başlayalım. Hadi bakalım. Evet. Bu her şey çok güzel. Oldu o zaman. Biz ne yapalım? Biz de gelsin. Ben gel. Şimdik. Evet. Biz de buraya geçtik. İyi mi böyle? Vallahi. Efendim Nergis Öztürk ve Almanya'yı mutfaklık programına hoş geldiniz. Ne getirdiniz bizi? Ne getirdiniz? Böyle çok güzel oldu. Çok bunu sonuna kadar şey yapmıyorsunuz herhalde. Ben heyecan yaptım. Heyecanlanınca hiçbir şey yapamadım. Yaparsın. Geldi. Gülen Aydın. Şimdi ben beceriksiz zannetmesin. Ben becerikliyim de. Ben becerikli olduğum için. Halkı daha becerikli. Neredeyse aynı performansı görüyorum. Şey heyecanlanınca. Gayet güzel yapıyorsunuz işte. Heyecanlanınca yapıp. Ay ben daha gerçekten yapamayacağım. Ay yaparsın ya. Çok beraber korkuyorum. Yapalım. Bak. Ben onu ince kestim. Ay çok güzel. Minnoş. Evet. İnanılmaz evet. tatlı. Ben bunu evde kesin yapacağım. Benim oğlum bayılıyor. O da seviyor şey böyle şeyler. Bir de basit daha bakarsan. Evet çok basit işte. Oldu. Ben inanamadım yani şu an buna. Bu tam benlik bir Alman pastası oldu. Ben böyle beyazdan çok bunu daha çok seviyorum. İlk öyle mi? Evet. Ne zaman. Güzel. Evet. Bir tane deneyeyim. Bir tamam. tane bekliyoruz. Evet, bir tane de herkes tamam yapadırsın. Bu arada talaş böreklerimiz pişiyor. Sosumuz şahane. Hazır. Ganajımıza evet, bakalım bir daha son bir kez. Evet. O da oldu sayılır. Altını kapatmışım böyle. Zaten. Evet, altını kapattım ki tamam. çikolata da yanmasın diye. Ne olsa bu kaşığı. Son bir kez karıştırayım. Değil mi? Tamam. Bunu üzerine süreceksin. Birazcık zaten çekecek kendini. Evet, üzerini süreceğim. Tamam, okey. Gayet lezzetli. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Talaş böreklerimiz pişiyor. Aynen. Nergis de abiyi çalıştırıyoruz. Evet. Buralarda toparlayalım, programın güzel yerine evet. gelelim. Çok yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Evet. Ve ısırıyor. Isırıyormuş gibi oldum şu an çünkü. Böyle al. Biraz beklettik ama programın da güzel yerine evet. geldik yani. Evet. Aç mısınız? Çok. Biz bayılacağım. En sevdiğimiz. Sen ganajını hazır hale getirdin. Ben ganajı hazır hale getirdim. Ne yapacaksın? Artık alma pastalarının üzerine koyacaksın. Evet üzerine koyacağım. Hadi koy. Ben de sosu da son bir kez ısıttım. Yani sosa kadar o kadar lezzetli olmuş ki. Böyle bildiğiniz bir tek başına yenecek bir mamur kıvamında. Tabaklarımızı da çıkarttık. Evet. Şöyle ocağımızı kapatalım. En son birazcık da parmesan rendeledim üzerine. O da böyle hafif eresin diye tekrar fırına attım. Ve şöyle şu sostan tabağın altına birazcık koyacağım. Biraz şık bir tabağımız olsun istiyorum açıkçası. Çok değil ama şöyle tabağın her tarafına gelecek. Heyecana bak. Evet. Ya, sürekli yutkunduk program boyunca.
Bu kadar beklettikten sonra hakikaten de. İşte ben güzel. Böyle sunuma bayılıyorum. Güzel bir şey çıksın, bu kadar özendik. Kendi ellerinle talaş börekleri yaptın. Ben de Yalnız şimdi orada da çok acayip bir şey. Misafirlere hava atacağım. Şuraya bak bakalım. Şurada çok acayip şeyler oluyor. Sen olayı sayat verecek. Yapacağım. Of, özel dehşet oldu o da. Birazcık daha naneyle dereotu seviyorsunuz zaten. Aynen. Birazcık da onlardan kıyacağım. Tabağın üzerine, bu sosun üzerine koyacağım. Yeter bu kadar. Şöyle incecik kıyıyorum ki o da tabağın üzerine güzelce bir hem renk olsun hem lezzet olsun. Bunu da birazcık şöyle serpeceğim üzerine. İyice bekletip iyice eziyet haline getiriyorum. Evet. Şey gibi yani. Sonucu en sona hani böyle açıklama durumu. Tablonu. Birazcık da şöyle bunlarla da kıyalım. Çok güzel oldu. Şık bir tabağımız olsun istedik. Acı sever misiniz? Bayılırım. Siz? Ben orta. Ben çok seviyorum. O zaman birazcık da şundan koyalım. Az bir şey. Evet, onu yiyebiliyorum. Hem biraz sumak koyacağım. Sıkıntı yok, aynen. Bayılırım. Aa, bayılırım sumak. Ben de. Baharat çok seviyorum ben. Biraz sumak. Biraz da pul biber koyalım. Şöyle pul biberle koyalım. Tabaklarımız hazır. Sen tepsiyi de alır mısın istiyorsan? Alırım tabii ki. Bakalım. Bakalım. Allah'ım. Çok güzel mis gibi kokular geliyor fırından. Şunları bir buradan alayım bir kere önce. Yani şunu kenara alayım daha doğrusu. Bunu üzerine koyayım. O dursun dursun. Dursun. Börekleri koyduktan sonra... Gülay bu ne ya? Ben de onu düşündüm. Bu ne ya? Ya gerçekten o muhteşem bir kokuyor ya. Şimdi şöyle elimi yaka yaka. Yanma yaydım. Dur yanma. Peki yanma. Hanginize vereyim? Ben. Emek var orada oraya. Ben yani. Niye sen Alman pastası doldurdun? İşte ben de onu önce... Müthiş. Şahane. Gerçekten çok heyecanlıyız efendim. Sizi yemeyecek misiniz? <yiyecek misin? gülüyor> Bir yer verin bakalım. Lütfen. Ay bu ne? Çok gerçekten çok açız. Bana da yapar mısın? Tabii ki yaparım. İnanılmaz kokuyor. Evet. Üfle bir üfle. Hmm. Geçtik mi sana? Yok artık. Yok ay ne mutlu bize yani. En sevdiğimiz zaman. En sevdiğimiz zamanlar. Şey, hepsini yiyebilir miyim? Zaten yiyeceksiniz yani. Gerçekten çok program bitiyor sen mu? Sen yaptın ya. Ben evet yıllardır zaten bunu. Benim özel tarifim. Evet beraber yaptık sonuçta. Ay harika olmuş. Bir de o etler metler çok yumuşacık olmuş değil İnanılmaz mi? İnanılmaz olmuş bayağı. Yani bu sos yani, çok şey acayip. Sen, bu... Süper. Hani talaş böreği diyoruz ama işte bu sosuyla beraber, evet, tabağıyla beraber. Ana yemek. Ana yemek bayağı hani evde misafire, evet, çok rahatlıkla önceden yapıp bekletirsin. Evet. Misafir geldiğinde fırına atarsın. Sıcak. Efsane. Sıcak. Efsane. Sosu da önceden yapıp kenara koyarsın. Kesinlikle. Ve ortaya bir şey yapacağım ama ben de şöyle bir tane keseceğim. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Ay. İşte talaş böreğinin ismini neden talaş oldu? Ben de talaş böreği değil ya. Başka börek ismi olması gerekiyor. Bu değil mi? Bu bayağı bir şey oldu. Bu sosu yani... Değil mi? Sos bence başlı başına bir efsane. Her yerde kullanılır ama bütün et yemekleriyle falan kullanılabilir. Üf, ağzım yanar mı? Çok yanar sıcağı. Bence. Birazcık yavaş. Yanma. Bu sosun içinde neler vardı? Çok sıcak. Birazdan az sonra gideceğiz oraya. Pekmez var. Et suyu var. Çok güzel değil mi? Sosun içinde ne var biliyor musun? Etin kendi bıraktığı pekmezli su var. Pekmezli salçalı, evet, ve et sulu su var. Yoğurt var. Yumurta var. Çok az un var. Evet, biraz tamam. Sarımsak var. Hatırladım biraz rendelenmiş domates var. En sonunda taze nane ve dereotu var. Dereotu var. Muazzam. Allah aşkına şundan bir lokma ya. Gerçekten muazzam. Sos nerede? Yani. Bak. Biraz şuna da bak. Gel. Bana da banayım. Gel bak. Tencereden ben çantamdan ekmek çıkarttım. Yine tencereden. Hayır tencereden yemiyoruz. Hiç kimse bir şey söylemez. Kendi tahtamızdan yiyoruz. Kendi tahtamızdan. Harika. Ama yani etin eti. Bayağı böyle filmlerde yemek sahnelerini de izlerken karnınız acıkır mı? Benim sizin çok acıkır. Bir şey söyleyeceğim. O yüzden bazen gece film seyretmeye korkuyorum. Çünkü hep bir şey yemek istiyorum. Gecenin bir yarısı bir şey yiyorum. Evet, şu an. Bu da öyle oldu.
Çok lezzetli oldu. Ve şimdi? Kusum çok güzelmiş. Güzel şeker. Sıradaki. 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 Şuna kıyamıyorum. Efendim? Kendimi koymaya. Bunu bitireceğim. Tabağınızdakileri bitirin. Evet. Hayal ediyorum. Tamam, buna devam mı sonra? Evet, devam. Almayacağım yanınızda. Ama alıyorsun. Al. Ne olur. Şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Ay. Algı yalnız yarıladım. Ben bayağı yarıladım yani. Ama o sıcaksa nasıl yedim onu ya? Ben ağzım yedim. Bilmiyorum, yuttum. Dur, şey yapacağım, yiyeceğim tekrar. Bunun tipi çok tatlı. Ve minnoş. Ay, bir selfie çektirebilir miyim? Tabii ki, emniyetle. Ay, bir şey diyeceğim. Benimki nerede ha? Orada. Evet. Yani... Hadi başlayın. Evet, başlayalım hemen. Hem de nasıl kesiliyor. Of. Yılan yıkılıyor. Gerçekten. Yani kesilmesinden belli. Ben bunu evde olsam. Benim hayatım en güzel alma pastası olabilir. Çünkü alma pastası bu kadar çok sevmem. Hadi bakalım o zaman. Süper. Alma pastası genelde bir de beyaz krema. Evet. O yüzden ama ben bunu... öyle oluyor. Üzerine pudra şekeri serpilip oluyor. Biz nergis çikolata getirdiği için böyle bir değişiklik yaptık. Ama biz dedik ki çikolata da yapalım o zaman. Efsane olmuş. Afiyetler olsun. Oğluma yapacağım bunu. Önlerine sağlık. Gerçekten. Ya çok kusura bakmayın. Çok güzel. Kusura bakmayın gerçekten. Yani, kusura bakılacak bir şey değil. Hani biri yer biri bakar bu gibi oluyor ama alışmışsınız. Ama bir şey canım, yani çok şey tarifler vermedik. Evde çok yapılabilecek çok evet, basit malzemeler. Evet, yani bu ne kadar zamanda yapıldı bu çok. Maliyet olarak da çok pahalı bir yemek değil. Kesinlikle çok bereketli bir yemek hele bu. Yani hepsi yarım, öyle. Yarım kilo kuzu kuşbaşıyla yaklaşık 10 tane 12 tane böyle şey evet, çıkar. Börek çıkar. Börek çıkar. O yüzden hani evde de çok rahatlıkla yapılabilir. Burada da senin en basit malzemeler evet, ekmek hamuru. Ekmek hamuru yani klasik ekmek hamuru. Ve yumurta. Yemeğinize devam edebilirsiniz. Sonra evet. Tatlınızı tekrar yiyebilirsiniz. Bu arada yemek de soğumuştur. Rahat rahat ye. Tatlıya tekrar devam edersin. Bizi için. Önce algıya ver. Siz ona yemeğe devam ederken. Ve buna diyelim. Biz de bugün bir ne yaptığımızın üzerinden geçelim efendim. Bugün neler mi yaptık? Efendim nefis bir dereotu ve yoğurt soslu talaş böreği yaptık. Öncelikle bir iç harç hazırlıyoruz. Kızdırdığımız tavanın içine biraz sıvı yağ koyuyoruz. Tuz ve karabiberle lezzetlendirdiğimiz kuşbaşı etleri içine alıyoruz. Daha sonra karabiber ekliyoruz. Sırasıyla kuru soğan, pırasa ve havuç ekledikten sonra biraz terletiyoruz. Domates salçasını koyuyoruz ve biraz kavuruyoruz. Taze kekik, defne yaprağı, biraz pekmez ve et suyunu da koyduktan sonra biraz da su ilave ederek üstü kapalı bir şekilde pişirip soğumaya alıyoruz. Harcımızın içinde birazcık rendelenmiş mozzarella, az parmesan peyniri ve önceden haşladığımız bezelyeleri de koyup karıştırıyoruz. Ayrı bir yerde milföylerimizi biraz unla beraber inceltiyoruz ve bir çanağın içine yerleştiriyoruz. İç harcını içine yerleştirdikten sonra güzelce kapatıp ters çevirip fırın tepsisine diziyoruz. Üzerine bıçakla birazcık çizgi yapıyoruz. Biraz suyla açtığımız yumurtayı da sürdükten sonra altın rengi olana kadar pişirip birazcık daha parmesan peyniriyle beraber çıkartıyoruz. Sosu için ise bir kaserolün içine un, yumurta, yoğurt, karabiber, tuz, rendelenmiş domatesi koyup çırpıyoruz. Kısık ateşteki ocağın üzerine alıyoruz. Etimizin bıraktığı kendi suyunu rendelenmiş sarımsağı da koyup bir tutam pişiriyoruz. Dereotu ve taze nane ile lezzetlendirip milföyümüzle birlikte servis yapıyoruz. Alman pastası için öncelikle Alman pastamızın hamurunu yapıp mayalamaya bırakıyoruz. Birazcık yaş mayayı ılık suyla açıyoruz. Tuz, tereyağı, vanilya, toz şeker, yumurta ve süt ilave edip güzelce yoğuruyoruz. Arkasından mayalanmaya bırakıyoruz. Yaklaşık 35-40 dakika ılık bir ısıda mayalanan hamurumuzdan küçük toplar yapıp fırınımıza yerleştirip fırında güzel bir renk alıp kabarıncaya kadar pişiriyoruz. Daha sonra soğumaya bırakıyoruz. İç kreması için bir kaserolün içine toz şekerin yarısı ve sütü koyuyoruz, ısınmaya bırakıyoruz. Ayrı bir yerde yumurtayı, unu, vanilyayı güzelce çırpıyoruz ve bu karışımın içine homojen bir şekilde yedirip güzel bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Altını kapattıktan sonra içine parçaladığımız sütlü çikolataları ilave ediyoruz ve onu da soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan Alman pastası ekmeklerimizin ortasını kesiyoruz. Birazcık damla çikolata ilave ettiğimiz bu pastacı kremasını bolca sürüyoruz. Sandviç gibi kapatıyoruz. Ayrı bir yerde kremayı ısıtıyoruz, sütlü çikolatayı içine atıyoruz, bir ganaj elde ediyoruz. En son bu ganajla üstünü kapattıktan sonra servis yapıyoruz. Çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Nefistir. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık. Sizin ellerinize. Valla harika bir bölüm yine geçti. Çok, biz nasıl geçtiğini bile anlamadık. Evet, çok iyiydi. Anlamadım. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Oyunda bol başarılar. Teşekkür ederiz. İnşallah biz de gelir seyrederiz. Tabii ki. Lütfen. İnşallah. Ekine geliriz yakın bana. Evet. Tamam. Benim zaten evimin karşısı. Süper. Bekliyoruz. Benim de karşısıydı. Tamam. Bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim maalesef bugün de programımızın sonuna geldik. Siz ne yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Son bir sosyal medya hatırlatması yapıyorum. Evet. Instagram, Facebook, Mehmet Özer ile Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler, detaylı tarifler yayından hemen sonra Fox.com.tr'nin internet sitesinde diyoruz. Ama hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın diyoruz.